Buyurun 5 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan Uluslararası İş Gücü Kanun Tasarısı'nın 28. maddesinin 2. fıkrası üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal hukuk yapısının amasız korunması gayreti içerisinde olan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Bugün Siirt ve Hakkari'de şehit olan 3 asker ve 2 polisimize Allah'tan rahmet ve tüm halkımıza da başsağlığı diliyorum. Görüldüğü üzere terör devam ediyor. Acilen olağan düzene geçme konusundaki hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu şimdi çok daha iyi herkes anlamış bulunuyor. Değerli arkadaşlar, üzerinde konuştuğumuz kanun tasarısı aslında geçen dönemde, yani 24. dönemde de karşımıza gelmişti. O zamanki sıra sayısı 707 idi. O zamanki adı, kanun hemen hemen aynı olmakla beraber tasarı, o zamanki adı yabancı istihdamı kanunuydu. Yabancıları istihdam etmek üzere hazırlanan bir kanun. Ancak işsizlik oranının çok yükseldiği, özellikle genç işsizlerin oranının %20'leri geçtiği ülkemizde bu kanunun adı kamuoyunda rahatsız ettiği için daha afilli, daha süslü, daha böyle güzel bir hale getirildi. Yani zarf değişti, mazruf aynı, adı Uluslararası İş Gücü Kanunu olarak geldi. Aslında bu konuştuğumuz konu yabancıların istihdamı kanunudur. Yani yabancılar ülkemizde nasıl istihdam edilecek? Bu kanundur. Ama bizim gücümüzün büyük bir kısmını kendi evlatlarımızın nasıl istihdam edileceği konusuna vermemiz gerekiyor. Şimdi Sayın Bakan ve Sayın diğer komisyon üyeleriyle bazı maddelerde uzlaşmaya vararak bu kanunu tartışıyoruz. Ancak dünkü Sayın Bakan plan ve bütçe komisyon toplantısının ardından komisyon üyelerimizde çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı Sayın Bakan. Plan ve Bütçe Komisyonu daha önce kara paranın aklanması ve Türkiye'ye getirilmesi konusunda çok ciddi mücadeleler vermiş ve bu tasarıyı, bu maddeyi engellemişti ve o tasardan çıkarmıştı. Ve güle oynaya o tasarı buradan geçmişti. Şimdi bugün, dün Plan ve Bütçe Komisyonu ortak mutabakatla çıkarılan maddeyi yeniden konuştu ve kabul etti, getirdi. Bu bizim güvenimizi ciddi şekilde sarstı. Eğer biz bugün uzlaşarak, birbirimize söz vererek getirdiğimiz bu değişikliklerde yarın geri adım atarsanız, inanın bir daha sizinle hiçbir konuda asla oturup konuşmayacağız. Bu kadar net konuşuyorum. O yüzden birbirimize verdiğimiz sözler namustur. Bu sözlerin de tutulacağına ben eminim. Sizin de böyle bir tarzınız olduğunu biliyorum. Şimdi biz bu maddeyle, bu önergeyle ne getiriyoruz? Değerli kağıtları ucuzlatıyoruz. Diyoruz ki değerli kağıtlar daha ucuz olsun. Bir yandan biz çok basit bir şekilde, yani 50 liraya 10 liraya falan düşürmeye çalışırken Sayın Bakan, diğer yandan bugün resmi gazetede dün yayınlanan bir kararla milletvekillerine tatilde bile yıpranma payı getirdiniz. Bu hepimizi çok ciddi şekilde yaraladı Sayın Bakan. Böyle bir uygulamanın meclis tarafından çıkmadığını halkımıza anlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin veya herhangi bir milletvekilinin bu konuda bir dahli yoktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı milletvekillerinin tatilde bile yıprandığına karar vermiş ve fiili hizmet zammı uygulamıştır. Bu doğru değildir. Bu uygulama yanlıştır. Derhal geri çekilmelidir. Yıpranma payı vatandaşlarımıza uygundur. Sağlıkçılara uygundur. Emniyet görevlerine uygundur. Ama milletvekillerine sorulmadan böyle bir uygulamanın yapılması, hele hele böyle bir dönemde yapılması, milletvekillerinin tamamını, hepimizi halkın önünde bir hedef haline getirmiştir. Bunun milletvekillerinin rızasıyla olmadığını tekrar dile getiriyorum. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiğini ve
bu fiili hizmet zammının vatandaşlara uygulanması gerektiğini tekrar ısrarla söylüyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyorum.